Diğer videolarda yoğunluk eğrisinin ne demek olduğundan bahsettik. Aslında bir veri dağılımı gösterimi olduğunu söyledik bunun. İleride olasılık yoğunluğu gibi konuları da göreceğiz ama bu videoda sizlere yoğunluk eğrilerinden neler elde edebileceğimizi, özelliklerini ve yoğunluk eğrileriyle dağılımlarının gösterdiği şeyleri nasıl tanımlayabileceğimizi göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere önümüzde bunlardan 4 tane var. İlk olarak bu yoğunluk eğrilerinde gösterilen veri kümeleri nin orta değerlerini, başka bir deyişle medyanlarını tahmin etmeye çalışalım. Öncelikle medyanın ne demek olduğunu bir hatırlayalım. Elimizdeki bir grup sayıyı küçükten büyüğe sıraladığımız zaman, bu sayıların ortalarındaki değere ya da ortadaki iki değer arasındaki ortalamaya medyan diyorduk, değil mi? Şekilde görmüş olduğumuz durumda değerlerin yarısının üstünde, diğer yarısının da altında olduğu değeri bulmak istiyoruz. Yoğunluk eğrisine baktığımız zaman eğrinin altında kalan alana bakmamız ve hangi değerde alanın yarısının yukarıda diğer yarısının da aşağıda olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu yoğunluk eğrisi için aşağı yukarı bu değerin evet medyan olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak bu şekilde simetrik bir dağılım varsa medyan simetri ekseni üzerindeki nokta olacaktır. Burada burada biraz daha farklı bir dağılım görüyoruz. Bu tür dağılımlara iki tepeli dağılım diyoruz. Çünkü iki tane büyük tepesi varmış gibi duruyor öyle değil mi? Ama bu da aynı şekilde simetrik bir dağılım. Güzel. Simetri ekseninin de aşağı yukarı burada olduğunu görebiliyoruz öyle değil mi? Aynı şekilde bu nokta medyan değeri olur. Bunu aynı zamanda medyan olarak değerlendirdiğimiz noktanın eğrinin altında kalan alanı sol tarafta ve sağ tarafta iki eş parçaya ayırdığı nokta olarak düşünebilirsiniz. Peki eğer asimetrik dağılımlar ile karşılaş tırsak ne yapmalı Yine aynı şekilde düşünmemiz gerekir. Hangi noktada soldaki alanla sağdaki alan eşit olacak? Şimdi bu tam olarak doğru olmayacak ama kabaca bir tahminde bulunursak bu tepeden aşağıya doğru ikiye bölmek istemiş olabilirsiniz ama eğer böyle yaparsak göz kararı baktığımız zaman bile sağdaki alanın daha büyük olduğunu görebiliyoruz öyle değil mi? Öyleyse bu nokta medyan olamaz. Medyanı birazcık daha sağa kaydırırız kaydırırsak sanki böyle evet daha düzgün görünecek. Bunu göz kararı çizdiğimi unutmayın ama bu şekilde soldaki alanla sağdaki alan sanki eşitlenmiş gibi duruyor ve eğer öyleyse o zaman bu nokta medyan olacak. Benzer şekilde sağdakinde de neredeyse Burada bir yerde olmalı. Sonuçta göz kararı çiziyorum ama çok da yanlış durmuyor. Soldaki alanla sağdaki alan eşit gibi görünüyor. Sol taraf daha uzun olsa bile daha basık. Sağ taraf ise kısa olsa bile daha yüksek değil mi? Böylece iyi huylu sürekli dağılımların medyanlarını bulmuş olduk. Eğrinin altında kalan alanı sol tarafta ve sağ tarafta iki eş parçaya ayıran noktaya medyan diyoruz. Peki ortalama değer için ne söyleyeyim? Edebiliriz. Her bir olası değeri alıp frekanslarıyla oranlıyoruz yani frekanslarıyla tartıp hepsini topluyoruz böylece ortalama değeri bulmuş oluyoruz ve simetrik dağılımlar için ortalama değeriyle ile medyan aslında aynı şeye denk geliyor. Yani burası aynı zamanda ortalama değerimiz. Evet burası da burası da ortalama değerimiz. Eğer bunu fiziksel olarak düşünmek isterseniz ortalama değer sizin denge noktanız olur. Evet böyle düşünebilirsiniz. Dağılımı dengelemek için mesnet yani dayanak yerleştirebileceğiniz nokta. Buradaki ortalama noktasına denk gelecektir. Eğer buraya küçük bir mesnet yerleştirirseniz yani dayanak noktası, dayanak çubuğu her neyse bu şeklin dengede durabileceğini hayal edebilirsiniz. Bu da aynı şekilde dengede durur ve ve bu fikrin ana temelini bütün olası değerlerin ortalamasını almak oluşturuyor. Peki bu asimetrik dağılımlar için ne söyleyebiliriz? Bu şekillerde mesneti nereye yerleştirmemiz gerekir ya da sezgilerimiz bunu dengelemek için ne yapmamızı söyler? Şimdi her iki tarafta da eşit alanlar var ama bu sağa doğru uzanan uzun kuyruk ortalama değeri medyanın sağına doğru çeker. Dolayısıyla denge noktamız medyanın birazcık sağında olur değil mi? Bu sadece benim göz kararı ölçümüm. Ama aşağı yukarı ortalama değerimiz buralara bir yere denk gelir. Bu durumda ortalama değer medyanın sağına geldi. Şunları biraz daha açık yazayım. Soldaki beyaz nokta medyanı, sarı olan ise ortalamayı gösteriyor. Sağdaki durumda ise bu sefer sola doğru uzanan bir kuyruk olduğundan denge noktası burada bir yerde olacak. Yani ortalama değerimiz buraya bir yere denk gelecek. Aslında ortalama değeri medyanından farklı olan asimetrik dağılımlar için kullandığımız bir terim var. Bu tür dağılımlara çarpık dağılım diyoruz ve bu dağılımlarda eğer ortalama değer medyanın sağındaysa bu uzun kuyruk sağa doğruysa yani bu tür dağılımlara sağ sağa doğru çarpık diyoruz. Aslında teknik olarak çarpıklık kavramının daha karmaşık bir açıklaması var ama genel olarak bir yöne doğru uzanan bir kuyruk varsa çarpıklık kuyruğun uzandığı yöne doğru olur ya da ortalama değer medyanın hangi tarafındaysa. Eğer ortalama değer medyanın sağındaysa genel olarak bu sağ çarpık dağılım olur. Bunun tam tersi de burada ortalama değer medyanın solunda olduğu için ve kuyruk dağılımın sol tarafına doğru uzandığı için bu tür dağılımlara da sola çarpık dağılımlar diyebiliriz.